Merhaba arkadaşlar. Dün size kabak çiçeğinden dolma yapımını pratik yöntemlerle anlatmıştım. Önceki hazırlıklarında da ufak tiyolarım vardı ve size aynı videoda bugün için, bir sonraki video için yani hepimizin müzdarip olduğu yaz dönemlerinde özellikle sivrisineklerden nasıl kolay yöntemle kurtuluruz? Onu çekiyorum şu anda. İzleyin beni. Sadece tek o bilgi de olmayacak. Ekstra da bonusu var. Haydi başlayalım mı? Bunun için sivrisinek kovucusu için gerekli tek malzeme bizim çok sevdiğimiz ama sivrisineklerin hiç sevmediği, tabii markası önemli değil, Türk kahvesi var. Bu arada içindeki şeker var gördüğünüz gibi. Bu da bonuslardan bir tanesi. Böyle bu şekilde un şeklinde olan herhangi bir şeye kesme şeker atarsanız rutubeti içindekini alıyor. Böylelikle rutubetlenmemiş oluyor, nemlenmemiş oluyor. Ondan sonra da tekrar bir bilgi daha vermek istiyorum. Neden? Çünkü nane yağını aklıma geldi. Sivrisinekleri madem kuru kahve ile o yöntemle kovacaksak nane yağına da bütün haşere diyebilirim size. Yani hatta fare bile nane yağını evi sildiğiniz Arap sabunu ya da işte bulaşık deterjanı, başka ev deterjanları değil, sirme deterjanları değil yalnız özellikle söylüyorum. Ya Arap sabunu olacak ya bulaşık deterjanı olacak. Eğer onu köpürttükten sonra nane yağı içine damlatırsanız ve yerlerinizi onunla silerseniz inanın bana böceklenme olmuyor. Yani karınca da gelmiyor. Diğer işte o haşere istenmeyen haşeralar da gelmiyor. Bence deneyin yani ne kaybedersiniz. Onu da sizinle ekstradan paylaşmak istedim. Şimdi gelelim nasıl yapılıyor. Bunun için gerekli olan malzeme sadece bir Türk kahvesi. Onun dışında da bir de kabımız var. Kap ben ara ara böyle yaptığım için kötü bir kabım var benim. Diğerlerini kıyamadım. Aslında bir şey olmuyor ama ben hani gene de risk etmek istemedim. Bu tarz şeyleri bu kapla yaptığım için benim böyle bir kabım var. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen kahveden alıyoruz ve içine kuru kuru atıyoruz. Sakın su atmayın. Kahve pişirmeyeceğiz burada. Şeker mi gitti? Evet, şeker gitti. Şekeri alalım geriye. Ben böyle iki kaşık attım. Siz daha fazla atabilirsiniz. Evinizin büyüklüğüne bağlı. Benim evim küçük. O yüzden de çok fazla atmadım. Şimdi ocağıma getiriyorum. Ve ocağımın altını yaktım. Bir de kaşık alayım. Kaşığımı da aldım. Şimdi bu yöntemle tütsü yapmış oluyoruz aslında ve kapılar bacalar açık olsa da tabii ki hani çok ceryanlı olmayacak ama yani bu işlem 3-4 gün sürüyor. Eğer balkonda falan oturmak istiyorsanız özellikle de yazlıklarda oturmak isteriz ya bir de açık giyiniriz felaket bizi rahatsız ederler özellikle de topuklardan ısırırlar kaldırıp da kaşıyamayız da o yüzden bence yani hiçbir şey kaybetmezsiniz mutlaka deneyin ben denemediğim bilmediğim yani uygun görmediğim şeyleri zaten paylaşmıyorum. Ama hani olabilir her şeyde olduğu gibi bunda da bazıları işe yaramıyor diyebilirler. Uçuk biliyorsunuz videosu da çekmiştim. Sihir için de çekmiştim. Gerçi onlarda hiç kimse işe yaramadı demedi ama hani olabilir yani deneyenler. Bir de tabii bazı şeylerin püf noktası var. Ha, bunun bir püf noktası yok. Sadece işte böyle tütsü haline getireceğiz. Sonra da o tütsüyü bütün evde gezdireceksiniz. Dediğim gibi cereyan çok evde yoksa kapılar bacalar açıkken de yapabilirsiniz. Zaten bu çünkü baya bir duman çıkıyor hani kokusu falan. Evin bir köşesinde o kavrulmuş
bizim yaptığımız kavrulmuş kahve tütsüsü dursun bu kapla beraber. Kabı da değiştirmeyin. Sonra kabı ıslayınca zaten çok böyle rahat bir şekilde çıkıyor. Kokmaya başladı. Mis gibi koktu valla. Hani böyle şeyden, Tahtakale'den falan geçeriz de Mısır çarşısından falan çok güzel kokuyor deriz ya. Şu anda o pozisyonda, daha henüz yanık değil tabi. Yanık olacak ama o zaman sıkıntı olacak. Özellikle bebekler için hani bir sürü şeyler sürülüyor. İşte ben çok üzülüyorum. Bakın tütsü olmaya başladım. Yani yakıyoruz kavurarak. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Cildinizle temas etmiyor. Evet, biraz tabii ki tütsü kokacak. Hani o kokuyu sevmezseniz bilemiyorum ama o zaman da siz biraz dışarıya çıkın, sonra gelin içeriye. Kötü bir koku olmuyor da bazıları hani belki rahatsız olabilirler. Bence deneyin, mutlaka deneyin. Yanınıza koyun. Eğer hani şey yapmak istemiyorsanız böyle dursun 3-4 gün. Oldu mu? Bir kavruldu. Biraz daha kavurayım. Kamerayı uzaklaştırıp kendim bir bakayım nasıl kavrulmuş mu diye. Tel tel olacak çünkü. Evet, bakın böyle tütsü haline geldi. Şimdi altını kapatıyorum ben. Kapattım. Ve tabi burada mutfakta durmayacak bu. Dediğim gibi odaları gezdireceksiniz. Bunun içinde tabi saplı olsaydı çok daha rahat yapardınız. Ama ben de sapı yok madem, saplı bir şey buldum. Böyle bütün evi gezdireceğim ben şimdi. Tabi evi sizinle gezdirmeyeceğim. Siz kendi evinizi kendi kahve tütsünüzle gezdirin. Bundan sonraki videomda bu hani buzluklara kutular koyarız, buz yaparız ya, hele ki yazın şimdi çok kullanırız onun. Onun da biliyorsunuz hiç belki de bilmeyenleriniz vardır ya da nasıl kullanacağını bilmiyorsunuz diye, bundan sonraki videomda buzdolabı poşetinde, buz poşetinde nasıl buz yapılır onu göstereceğim size. Onu da izleyin. Biliyorum çok fazla gezi oldu üst üste. Aslında daha çok var ama inanın ben de sıkıldım. O yüzden onlara biraz ara verdim. Kudüs'tü, Ayvalık'tı, Safranbolu'ydu, Kastamonu'ydu. O kadar çok daha var ki yayınlayacağım. Ama ara ara yayınlayacağım. Bir de yenileri çıkıyor. Onları ne zaman yayınlayacağım bilmiyorum. Ama çok güzel olanları var içeride. Onlara yazık oluyor diye düşünüyorum. Ve gördüğünüz gibi tütsü devam ediyor. Ben kendimi, madem kahveyi de açtım, bir Türk kahvesi yapayım. Sizin nezdinizde de içeyim. Hadi siz de yapın ve birlikte içmiş olalım. Ve artık videomu sonlandırıyorum. Herhalde bu videoyu daha çok seversiniz. Çünkü kısa, ama o kadar kısa yapmaya alışkın olmadığım için gene size pratik bilgi diye nane yağını verdim. Yani bu aslında iki video olmuş oldu. Hoşça kalın. Ve Fato'yla hayata kancada kalın.